Sayın Özülker, iyi günler diliyoruz efendim. İyi günler, teşekkürler. Sağolunuz. Evet, bu görüşmeyle bir başlayalım isterseniz. Şimdi bu görüşmeye ilişkin tabii öncesinde bazı fotoğraflar da var. Onları da değerlendireceğiz. Ama hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi Putin öncesinde, yani Erdoğan'la görüşme öncesinde, bu üçlü zirve öncesinde Trump'la ve Esad'la bir araya geldi. Bu manidar mıdır zamanlama? Yani yoksa hani neden önce böyle bir telefon görüşmesi oldu, yaklaşık bir saat sürdü? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bir onu sorayım. Efendim, güneyimizde Irak, Suriye'de yeni gelişmeler var. Irak'ta hazır beklerde işler bitmiştir. Bağdat topyekunda durup hakim bir pozisyona geçmiştir. Ve orada Kürtler kendi yönlerinden referandumda iptal etmek ile sonuçlar itibariyle yeni bir boyut kazandırmışlardır. Diğer taraftan da IŞİD'i geriletmek suretiyle Irak'ta IŞİD'le ilgili mevcudiyette son bulmuştur. Dolayısıyla Irak kendi içinde belirli bir istikrara doğru gitmektedir. Bu kapsam içinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlığı mutlaktır. Yani Irak'ta Rusya'da tabii ki kendi yerinin var olduğunu ispat etmeye yönelmiş olsa dahi esas itibariyle Irak Amerika Birleşik Devletleri'nden soruluyor. Ama bu kapsamda çok önemli başka bir gelişme daha var. İran, Rusya ile birlikte mutlak şekilde tüm bu gelişmelerden en kazançlı çıkan iki ülkeden biri halindedir. Irak'ta topyekun kendi hakimiyetini ve nüfuzunu kabul ettirmiştir. Şimdi Hariri'yi de İran'dan çıkmak suretiyle Hizbullah'ı orada mutlak bir güç haline sokmuştur. Çok yakın bir gelecekte büyük bir ihtimalle İsrail ile Hizbullah arasında yeni bir çatışmaya doğru gidilirse bundan da endişe duymamak lazım. Evet. Şimdi, bu kapsamda bizim güneyimizde esas itibariyle 3 tane kuşak olmuştu efendim. Genel anlamda bakıp ondan sonra sorunuzu net bir biçimde cevaplayacağım. Üç kuşak olmuştu. Birincisi Kürt kuşağı. Biraz evvel söylediğim gibi Irak'ta mesele daha bir düzgün hale gelmiş vaziyette. Ama Suriye'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yandan Türkiye'ye dönük olarak ikircikli politikası devam ederken diğer taraftan da buradaki Kürtlere artı çıkma durumu bütün hızıyla devam ediyor. Bakın gene YPG'ye hem çekti 120 zırhlı araçla bir sürü silah yardımında bulundu. Burada Amerika Birleşik Devletleri ben Kürtlerin dostuyum ve arkasındayım. Dolayısıyla bana burada Kürtlere rağmen bir şey yaptırabilmeniz mümkün değildir diyor. Açıkçası bu. O zaman çeviriyoruz Suriye meselesini. Suriye'de de her halükarda şu sırada Rusya hakim pozisyonda. Astana süreci aslında Cenevre'ye bir karşıt olarak yapmışlık ama bölgedeki çok yakından tüm sorunlarla ilgili olan üç ülkeyi kapsadı. Rusya'nın önlerinde İran ve Türkiye. Koşullar altında da bugüne kadar bir ateşkes sağlanabildi, barışçı yolda adımlar atılabildi. Elbette ki son çözüm yine Cenevre'de oluşacaktır Birleşmiş Milletler çatısı altında. Buraya giden yolda her şeyden evvel bu üç ülkenin oluşturacakları zemin oradaki barış çözümünde ana hatlarını teşkil edecektir diye bakmak lazım. Şimdi burada esas itibariyle Suriye'de o zaman güçlü bir sorunla karşı karşıyayız. Suriye'de IŞİD yenildi. Şu anda çöl bölgesine çekilmiş vaziyette. Onu da herhalde çok uzak olmayan bir gelecekte bitirecekler. Ama bir yandan biraz evvel söylediğim şekilde Rusların doğrudan doğruya Esad'ın arkasında duran Rusların politikaları. İkincisi Kürtlerin arkasında duran ve hiç taviz vermeyen Amerikalılar. Ve üçüncüsü de bütün bunların arasında sıkışık duran Elbette'den Afrika bölgesiyle ilgili bütünlere sıkıntılar bulunan Türkiye. Ve bütün bunların da hepsine ilave olarak dördüncü faktör aslında bu ama biraz evvel söyledim. Bir kuşak halinde orada Şii kuşağını oluşturan ve orada mutlak hakimiyetini kurmuş bulunan İran. Güneyimizde kuşağı, onun güneyinde Şii kuşağı,
Şimdi bunun yüreğinde yeni bir kuşak daha oluşturulmakta. Bu da gene Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle İran'a karşı olan Suudi Arabistan'ın derliğinde yürüyen, kapsam içinde Suudi Arabistan'la İsrail'in dahi bir noktada görüşmeye tevil ama bir sünni kuşağı adlandırılacak yeni bir kuşak. Ve kuzeyindeki Şii kuşaklar bir esemsel çatışmaya girme adayı olarak orada oturuyorlar. Dolayısıyla burada tam bir kaos var, her şey karmakarışık. Şimdi bu noktada Soçi'de neden toplanılıyor ve niye bu görüşmeler yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nden önce Rusya, Amerika hem Esad'a karşı durdu. Ama bu arada Rusya mutlaka Esad'ın arkasında durarak ve onu ayakta tutar gitti. Esad Piyontek bunu savundu. Esas itibariyle Erbap'tan başlayıp Halep, Hama, Humus, Şam ve batısında kalan toprakları kendi müstakil toplu olarak değerlendiriyor Rusya ve burada oturacak. Bizim güneyden kuşumuz bu. Ama esas itibariyle diğer tarafta Kürt bölgesiyle ilgili olarak ortaya çıkan gelişmelerden de endişeli. Bir önce endişesi de burada eğer Müslümanlık dolayısıyla ortaya sorunlar çıkarsa kendinin de %20 Müslümanı var Rusya'nın. Evet. Endişeli bir taşıdıkta. Dolayısıyla tüm bu kozları bir arada ve bir güç birliği içinde tutmaya çalışıyor. O zaman Amerika'nın Rusya'nın etkisi, Türkiye'nin Elbaba. Bunları bir araya getirip buradan bir ortak çözüm çıkarmak. Bunu çıkarabilir misiniz? Rusya bunu çıkarttı. Astana'da ortaya bir proje sundu. Bu projeler net bir biçimde bundan sonra Suriye'nin geleceği toprak bütünlüğü içinde federal bir sistem kurulur. Ve bunu yaparken de Kürtlere de belirli bir özellik verilebileceğini ifade evet. Dolayısıyla çözüm mutlu ama bu çözüm daha henüz ne Amerika-Rusya arasında ne de İran-Türkiye ve Rusya arasında bir karar haline dönüştürülebilmiş durumda. İdlib'de vesayet yerlerdeki geçici olarak o dört bölgedir bunlar. Bir ateşkes sağlamış olması da daha orada henüz barışın oluştuğunun göstergesi değil. Esad Kürtler işbirliği halinde Rakka'dan kaçanlar Amerika Birleşik Devletleri ve oradaki YPG güçlerinin bir komposudur. Ve bunların hepsinin ötesinde de Rusya herhangi bir şekilde burada İdlib'i ve Erbab'ı da müstakil topraklar olarak da değerlendirildiğine göre Türk rakamiyetinde değil, güçlenen bir YPG var ve burada Ruslar da oturuyorlar. Evet. Sayın Özülker, şimdi biraz önce ekranımıza gelmişti o fotoğraflarda, oradan yola çıkarak konuşalım. Suriye'ye baktığımız zaman şimdi Esad'la işte bir yani toprak bütünlüğü öne çıkıyor tabii burada. Suriye'nin toprak bütünlüğünü kim sağlayabilir? Esad'dan başka bir ihtimal var mı? Bugün Ertuğrul Özkök yazısında İbrahim Kalın'ın ifadelerine de yer verdi. Diyor ki İbrahim Kalın, aklımızda tuttuğumuz ilkelerden biri Suriye'yi bir arada tutmaktır diyor. Peki o zaman Fransız televizyonuna da konuştu. O mülakatta da durup dururken diyor Ertuğrul Özkök'te, niye ondan yine Esed diye söz etmeye başladınız ifadelerinde kullanıyor. Birincisi bu, ikincisi o fotoğraflar da biraz önce ekranımızdaydı. Şimdi bir tanesinde Putin ve Esad birbirlerine sarılıyorlar. O fotoğrafta Putin Esad'dan vazgeçmeyeceğim asla, böyle bir mesaj mı veriyor? İkinci fotoğrafta da yine Esad böyle elini kaldırıyor ve orada da yani çok emin bir hava var. O fotoğrafta şu an ekranımızda bizim. Morali de iyi görünüyor. Burada da Ertuğrul Özkök'ün yorumu, Suriye'deki savaşı ben kazandım diyor. Anlamı bu diyor bu fotoğrafın. Bir de Rus komutanlar Putin ve Esad bir arada bir belge üzerinde çalışıyor. Bunun anlamı içinde Türkiye, Rusya ve ABD askerini Suriye'den çeksin mesajı mı var diye soruyor Ertuğrul Özkök de. Tabii şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde İbrahim Kalın'ın açıklamalarıyla birlikte, yani Esad, Esed diye konuşuyor ama bir toprak bütünlüğünden de bahsediliyor tabii. Nasıl değerlendiriyorsunuz o fotoğraflar üzerinden de konuşursak? Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan çekilmesi söz konusu değil. Hala hazırda iddia olduğu ki Türkiye'nin parasıydı.
12 tane Amerika üssü Suriye'de bulunmakta. Ve bu arada PKK konusunda da Amerika bir yandan terör örgütü deyip diğer taraftan ikircisi oynayıp orada göz yummakta olduğu da ve o da bir gerçek. PKK ile birlikte bu işi de yürütüyor. Dolayısıyla Amerika çekilmiyor. Ve Amerika'nın ulusları da buradan çekilmesi de pek mümkün görünmüyor. Zaten Rusya'nın da esas ihtimali biraz evvel söylediğim toprak olarak Halep'ten Şam'a kadar bu batısında evet. kaldığımız mı? O da daha çok ilgilendiriyor. Şimdi efendim Esad burada esas itibariyle yine birliği sağlayacak ve kazanacak taraf olarak nasıl? Rusya'nın desteğinde. Putin her şeyden evvel Esad'a davet etmekle kendisine hiç endişe etme. Amerika senin buradan gidici olduğunu iddia etmiş olsa dahi benim indimde sen burada kalıcı ve Suriye'nin birleştirici müttefik gücü olacaksın. Arkanda da ben varım, ben seni hiçbir yere bırakmıyorum imajını. Bir kere daha bu şekilde tazelemiş ve güçlü bir için dile getirmiş oluyor. Resmi bir atma budur. İkincisi, ama bunu yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz evvel söylediğim buradaki mevcudiyet ve aklımızdan çıkarmayalım. Amerika ile Rusya burada iki başak güç olarak görüşebiliyorlar ama diğer taraftan Amerika Rusya'ya inanılmaz varlıkta Avrupa Birliği ile birlikte bir ambargo uyguluyor. Ve hala hazırda Amerikan Kongresi'nde Ocak ayında yürürlüğe konulmak üzere çok daha ağır yaptırımların getirilmesi için de görüşmeler devam ediyor. Evet. Bu kutsam içine Rusya'nın dışarıya gaz vesaire petrol ihraç eden şirketleriyle yapılacak işbirliklerinin de cezalandırılacağı hususu da ilave edilmek suretiyle. Yani Türkiye'nin oradan gelen akımlar vesaire, borular vesaire bunun arkasındaki şirketlerin sıkıntıya düşmesi ihtimali Amerika yönünden. Evet. Şimdi Amerika'yı buna rağmen devreye sokmadan veya onun icazetini almadan yola çıktığınız takdirde Soçi'de yani, tam Türkçe tabirimizle kendi kendinize gelin güvey olmuş olursunuz. Çünkü sonuçta bu gelip gidecek Cenevre'de bitecek. Birleşmiş Milletler çatısı altına taşınacak. Buraya gitmeden evvel Putin, bakın ben burada işe ele aldım, barışı öbür tarafta sağlamanın eşiğindeyim, ateşkesi de kestirdim. Burada muhalif diye bir şey de zaten kalmamıştır, aklımızdan çıkarmayalım, unutmayın. Suudi Arabistan muhalifleri toplayacaktı Suçi'ye gittiler evvel bu görüşmelere. Bunlar çok büyük bir kısmı müzakereciler istifa ettiler. Gidemiyorlar. Bir muhalefet de kalmamıştır burada. Dolayısıyla burada Putin, Trump'a şunları yapmaktayız. Bu konuyla ilgili olarak bilgilendiriyorum. Ve Cenevre'ye de burada bitirdikten sonra işi geleceğim. Bize destek ver demek için telefon etmiştik diye düşünmek evet. lazım. Ama burada bir parantez açıp en önemli tarafı söyleyeyim. Şimdi burada İran, Türkiye'nin tabiatıyla kendi yönünde sıkıntıları var ama İran nüfuz bölgesi olarak bizden öndedir. Biz burada YPG ile ilgili olarak iddialarımızı kabul ettirebilecek miyiz? Haklı iddialarımızı kabul ettirebilecek miyiz? Dün askerlik düzeyinde yapılan toplantıdan çıkan sonuç bunu pek mümkün olamayacağını bir kere evet. ortaya koydu. Evet. Amerika'nın istediğini düşünürseniz Soçi'den de ben tahmin ediyorum istediklerimizi alamayacağız ama o zaman şöyle gelelim, şöyle tamamlayayım müsaade ederseniz. Buyurun. Efendim, buradaki sorunların çözümü ancak oradaki yerel otoritelerle mümkün olabilir. Başka bir deyişle nasıl ki Irak'ta ibadiyle yaklaştığınız andan itibaren Türkiye'deki Kürt sorunu biraz daha düzenine girebilmiştir. Türkiye, İran, İbadi ve Bağdat ve diğer taraftan Esad'la bir iş birliğine girmeden işi götüremezsiniz. Dolayısıyla acaba diyor kendilerine Esad bir kenara bıraksınlar. Esad'ın da gidici olmayacağına dikkate alarak burada yeni ittifaklar arayarak kendi işimizi kendimiz çözümlemeye yönelsek daha mı kötü yaparız? Başkalarını buradan
ittirmek suretiyle diye de sorgulamadan istemiyorum. Evet, Sayın Özülker efendim çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki aslında çok fazla soru var ama internet bağlantımızda da biraz sıkıntı var. O yüzden biraz böyle erken bitirmek durumundayız. Tabii ki S-400'lere ilişkin de konuşmak istediğimiz konular vardı ama önümüzdeki süreçte yine değerlendirmenizi alacağız elbette sizin de. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Sağ olunuz. Evet, sağ olun.